Herkese merhaba arkadaşlar. Yine karşınızdayım çok şükür Allah'a. Sağlıklıyım, sıhhatliyim, bomba gibiyim, enerjik doluyum. Yaşadığımız hiçbir şey enerjimizi düşüremez evelallah. Yaşadığımız her türlü sıkıntıya, her şey Allah'tan geldiği için şükrediyoruz halimize yine de. Şükürler olsun Rabbime. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben çok şükür Allah'a gördüğünüz gibi iyiyim. Sıkıntımız devam etmiyor mu? Ediyor. Henüz kanalımız bir aydınlığa çıkmış değil. Hala kanalımız hala hani kapalı da diyemiyorum açıkçası. Hala problemimiz devam ediyor. Sadece yorumları sıfır görünen videolar 11 tane kaldı. Bekliyoruz. Onlar da bugün biter herhalde. Sıfır yani bütün videolar açıldıktan sonra bakalım sonuç ne olacak onu bekliyorum. Ama ben yeni kanalımızdan devam ediyorum. Yeni kanalımızın da ismi hani söylemiştim Çavuş Kardeşlerin Maceralarıydı. Çocuklarımız için açmıştık ama kısmet bu şekilde devam ettirmekmiş bu kanalı. Biz de hani şey olaraktan Çavuş Kardeşler biraz şey oluyor hani insanlar baktığı zaman direkt kanalın isminden zaten bu çocuk kanalıdır diyerekten girmiyorlar. O yüzden biz de sadece Çavuş Ailesi olaraktan kanalın ismini değiştirdik arkadaşlar. Çavuş Kardeşlerin Maceraları değil, Çavuş Ailesi ama bilmiyorum artık arama butonlarında nasıl çıkıyor, henüz o da tam rayına oturmuş değil. Ne yapıyoruz? Biz şu anda bu kanaldan devam ediyoruz videolarımıza. Şimdi ben ne yapıyorum? Kahve yapacağım. Annemi çağırdım, gel kahve içelim dedim. Kahvemi hemen hazırlayayım. Sonrasında da akşama dönüyor zaten. Suyumu koyayım hemen. Ay. Mutfak kazaları dermişim. Şöyle iki fincan koyayım suyumu. Ne diyordum? Gün akşama dönüyor. Şu an saat 2:30. Kahvemi alayım. Kahvemizi içtikten sonra yemek yapacağım. Ay mis gibi koktu. Kaç gündür kahve içmiyorum biliyor musunuz? Yani öyle arada bir şey ama dün içmedim. Ondan önceki gün içtim mi içmedim mi hatırlayamıyorum da. Nescafe falan arada bir içiyorum ama Türk kahvesi bayağıdır içmiyorum. Çok güzel böyle koku cezbediyor insanı. Biraz da şey de vardı işte kaç gündür moral bozukluğu da vardı. Yani kahve bile içesim gelmiyordu bazen. Ne diyeyim Allah'ım düzelir inşallah diye. Bekliyoruz bakalım. Dün video atmadım. Çünkü dün hiç çekim yapmadım. Yapamadım. Neden yapamadım? Biliyorsunuz benim küçük bebeğim Yakup. Henüz uyku düzenini yerine oturtturamadık. Dün gece beni çok uykusuz bıraktı. Yani iki gündür. Bir gün 4'te uyudum. Bir gün 5'te uyudum. Çok uykusuzdum ve uykusuzluktan başım ağrıyordu, gözlerim yanıyordu, halsizlik yapıyor, böyle eliniz hiçbir işe gitmiyor, ne bulaşık yıkayasın geliyor çünkü 1 saatlik 2 saatlik uykuyla bütün günümü geçirmeye çalışıyorum. Bu yüzden de hep böyle sizle konuşurken kahveyi karıştırmayı unuttum. Koydum şekerini kahvesini karıştırmıyorum, öyle bekliyor. Lafa dalınca unuttum. Yani günlük işte 2 saatlik uykuyla ayakta durabilmek için çabalıyorum. O yüzden de elim hiçbir işe gitmiyor. Böyle ne bulaşık yıkayasım geliyor, ne çamaşır katlayasım geliyor, ne de telefonu şöyle kameraya açıp konuşmaya dermanım yok. O kadar ki halsizdim, şeysizdim dün yani. Bugün biraz daha sabah yine böyle ister istemez moral bozukluğu oluyor bu durumdan dolayı, kanalın durumundan dolayı. Ama sonrasında kalktım kendimi geri toparladım. Toparlamış bir şekilde karşınıza geldim. Şimdi tepsimi hazırlayayım. Hemen tepsi alıp geliyorum. Geldim. Şimdi de her şeyde de kameranın karşısından ayrılıyoruz ya. O durumda da sürekli telefonu yani kamerayı aç kapa aç kapa olmuyor. Böyle arada böyle 10 saniye şöyle kameranın karşısına çıkıyoruz ama hemen geri geliyoruz. Sizi kaybetmeyelim diye. Fincanımı da hazırladım. Böyle işte arkadaşlar. Geriye 11 tane videomuz kaldı. Henüz yorumları tam şey olmayan sıfır, sıfır görünüyor. Yani o yorumlar daha henüz görünmedi. Gizli görünüyor. 11 tane video kaldı. 108 tane videodan 11 tane kaldı. Yani öyle bir incelemeye almış ki YouTube bizi.
videolar tek 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 inceleniyor. İncelenen video açılıyor. İncelenen video açılıyor ama çok uzun sürüyor. Bakın cumadan beri bugün 6. gün. Cuma, cumartesi, pazar, çarşamba bugün. 6. gün, 6 günden beri bu işkence bitmedi. Yani kimden duysam 2 günde açılıyor. Hep diyorlar ha bizimki de böyle oldu. Kapandı ama 2 gün sonra açıldı. 3 gün sonra açıldı. İşte mail gönderdik. 2 gün sonra cevap verdiler. Döndüler bize. Bize ne dönen var, ne bakan var, ne uğrayan var. Vallahi ne olacak hiç halimiz biz de bilmiyoruz. Artık ben de şimdilik bu kanaldan devam ediyorum. O kanal düzelirse oradan devam ederim. Belki arada bu kanala da videolar atarım. Belki bakarsınız iki kanalı birden yürütürüm. Hiç belli olmaz yani benim işim. Yeter ki enerjim düşmesin. Enerjim düşmediği sürece ben yani geri gelir iki kanalı birden bile yürütürüm yani. O hiç sorun değil. Bu arada kahvem de kaynamak üzere. Bugün yemek olarak da şöyle iki tane şey çıkardım. Difrizden sabah erken saatte çıkarmıştım çözülsün diye. Çözülmüş bunlar zaten. Kıyma. 2 paket kıyma çıkardım difrizden. Şey tepsi yapmak istiyorum. Tepsi kebabı yapmak. Tepsi kebabı ne deniyordu? Tepsi yani tepsiye basacağım kıymayı. Ondan yapmayı düşünüyorum. Kararsız kaldım. Fırında köfte mi yapsam, tepsi mi yapsam? Kararsız kaldım. Şu anda tepsi kebabı diye düşünüyorum. Bakalım. Fikir değişmezse yanına pilav falan da yaparım. Annem de burada zaten. Abim de gelecekmiş akşama. Hep birlikte yeriz inşallah. Anne geçsem ben geliyorum. Ya kahve kaynıyor zaten, kaynamak üzere. Evet, kahvem de kaynadı arkadaşlar. Köpüğünü alıyorum. Bakın arkadaşlar bazen şey diyorlar mesela ya ben hiç köpüklü kahve yapamıyorum falan diyorlar. Kahvenin köpüğü böyle kabarmaya başladığında kaşıkla alıp fincanlara paylaştıracaksınız köpüğünü. O zaman çok güzel köpük çıkıyor. Ben ta ortaokula giderken öğrenmiştim bunu. Ortaokula gidiyordum. Mahallemizde bir komşumuz vardı. Annemin de çok samimi arkadaşıydı. Rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. O öğretmişti bana. Kahveyi böyle yapacaksın diye, kahvenin köpüğünü bu şekilde alacaksın diye. Hatta ütü yapmasını da o öğretmişti bana. Ortaokula gidiyordum. O zaman önlük giyiyorduk biz. Düşünün yani. Kendi önlüğümü ortaokula giden bir öğrenci. Orta 1, orta 2 yani 12-13 yaşlarındasınız. Kendi önlüğümü kendim ütülerdim. Kahve yapmayı öğrenmiştim. Öyle. Vallahi sohbet güzel. Hiç kesesim gelmiyor ama annem de içeride kahvelerimiz pişti. Görüyorsunuz bakın mis gibi böyle buharı üstünde. Annem geçti içeri. Annemi bekletmeyeyim arkadaşlar. İnşallah günün devamında görüşmek üzere diyorum. Bize afiyet olsun. Arkadaşlar kusura bakın. Mis gibi böyle nar eşkili. Oh mis gibi kokuyor. Valla annem kısır canım istedi diyor. Kahve içti. Kahve içerken kısır canım istiyor diyordu. Benim de işlerim var diye şey yapmadık. Annem aşağı inmiş hemen 5 dakikada 2 dakikada bir kısır yoğuru vermiş. Bana da gönderdi bir tabak sağ olsun. Ben şimdi mutfağa girdim. Yemeğe başlıyordum tam. Neyse acıkmıştık da o yemek olana kadar biz eşimle kısırı bir şey yapalım bakalım. Vallahi çok güzel kokuyor.
Dilek Gökçe, canım benim, sen benden kısır tarifi istiyordun. Kısır yapacağım en kısa zamanda ama annem yapmış bak benden önce. Arkadaşlar yine mutfağımdayım. Yemeğimi yapacağım ne demiştim? Tepsi kebabı yapacağım demiştim. Her şeyi hazırladım arkadaşlar. Şöyle malzemeleri size göstereyim. Kamera açısını size göre ayarlayayım. Soğan ve sarımsak doğradım. İnce ince doğradım. Kırmızı biber ve yeşil biber. Bunları da ince ince doğradım. Üzerine dizmek için patates doğradım. Ayrıyeten biber ve domates de üzerine düzebilirsiniz. Ama şu an evde domates ve biber kalmamış. Biber de sadece içine doğramalık kalmıştı. Baharatlarım var. Kimyon, karabiber, kekik, etli yemeklerin vazgeçilmezi ve tuzumuz. Salçamı da getireceğim birazdan. Şurada da yaklaşık 500 gram civarında dana kıymam var. Hemen yapmaya başlıyorum. Kamera açısını size göre ayarladığıma göre malzemelerimi de şöyle bir kenara alayım. Şunları şu tarafa, yoğurma kabımı şöyle alayım. Ve şöyle tepsimin içini bir güzel size göre ayarlayayım. Ay. Evet. Şu anda güzel görünüyor tepsi şeyin içi. Tepsi diyorum, yoğurma kabımın içi. Şu anda güzel görünüyor, değil mi? Evet, size göre iyi. Şimdi hemen başlıyoruz. Kolları sıvıyoruz. Kolları sıvamadan yapamıyoruz maalesef. Öncelikle kıymamızı, dana kıymamı koyuyorum içine. Ardından ince ince doğranmış soğan ve sarımsağım. Şöyle yapayım. İnce. Ardından yine ince ince doğranmış kırmızı ve yeşil biber. Şimdi baharatları koyacağım arkadaşlar. Bir çay kaşığı karabiber. Bir çay kaşığı kimyon. Biraz kekik. Pardon, kapakları karıştırdık. Kapaklarını kapatalım. Baharatlar da mis gibi kokuyor. Ve biraz da tuz. Bir tane daha. Şöyle şuradan koyayım. Biraz da tuz koyduk. Hemen salçamı koyuyorum arkadaşlar. Biber salçası ve domates salçası karışık. Biraz daha ekleyeyim. Salçamı da koyduktan sonra koyacak başka bir şey kalmadı zannedersem. Ellerimi yıkıyorum. Şöyle bir ıslatıyorum. Hatta şu şöyle bir ayrıyeten bir kabın içine de birazcık su koyuyorum ki yoğururken üzerine de az bir şey böyle su gezdirirseniz yoğururken şey olmasın. Aa bak görüyor musunuz? Bir tane tüm sarımsak kalmış. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bir güzel soğan, biber, baharat, salça hepsi kıymayla özleşene kadar arkadaşlar böyle yoğuracağım. Tepsi kebabını sevmeyen yoktur herhalde. Ben de uzun zamandan beri yapmıyordum tepsi kebabı. Bugün sabah kıymayı çıkardım. Çocukları okula götürür ki götürmeden önce sabah uyanır uyanmaz. İlk işim 2 paket Dufry's'ten kıyma çıkardım. Dedim ki ya tepsi yaparım, tepsi kebabı yaparım ya da dedim fırında kıyma köfte yaparım dedim. Sonra baktım abim de geliyormuş. Da pirinç pilavı yaparım arkadaşlar. İnşallah afiyetle yeriz. Şimdi arkadaşlar ben bunu biraz daha bilek gücüyle şöyle bir güzel yoğuracağım. Boracağım tepsimi. Düzerken görüşelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kıymamı bir güzel yoğurdum. Çok güzel kıvama geldi. Şimdi borcamın içine düzeceğim. Şöyle. Bu şekilde borcam tepsimin üzerine bir güzel bunu yerleştireceğim arkadaşlar.
Arada şöyle tepsiyi çevirirsek işlem yaptığımız iş daha kolay olur. Arada boşluk kalmayacak şekilde tepsinin her yerine aynı hizada bu şekilde arkadaşlar düzüyoruz. Şu tepsinin kenarları var ya, şuralar, şu kısımlar, şöyle elinizle buralarda şöyle düzleyebilirsiniz. Evet, bunu bu şekilde düzdükten sonra hemen patateslerimizi alıyoruz. Şöyle. Yemek süslemeyi çok severim ben. Dediğim gibi domates ve şey de koyabilirsiniz arkadaşlar. Domates ve biber de koyabilirsiniz. Ama malum bazen evde kalmayabiliyor. Biz de bu şekilde süsleme yapalım bakalım nasıl olacak. Tabii ki önemli olan lezzeti. Ben de bu tepsi kebabının üzerinde yalnız patatesi çok koyarım. Ben çünkü fırında, daha önceki videolarımda da her zaman bahsederim. Fırında pişmiş patatesi çok seviyorum. Şöyle. Çok güzel görünüyor. Tadı enfes oluyor. Dediğim gibi herhalde tepsi kebabını sevmeyen yoktur diyorum. Evet, bu şekilde de düzdükten sonra şöyle biraz hafifçe çökersek de kıymanın içine doğru şöyle hafif hafif çökeceksiniz arkadaşlar patatesi falan. Hani içine yerleşsin. Ve bu patateslerin kurumaması için, fırınınız eğer kurutuyorsa, benim fırın biraz kurutuyor, kurumaması için avucunuza ayçiçek yağını alıp biraz şöyle gezdireceğiz. Hemen ayçiçek yağı alıp geliyorum. Arkadaşlar şöyle bir avuç ayçiçek, yani bir avuç dediğim avucumun ortasında ayçiçek yağını şöyle elinizle şöyle şey yaptıktan sonra patateslerin üzerini şöyle bir gezdirin ki yanmasın. Yani şöyle patatesler parlak parlak olsun. Fırında üzerleri hemen yanmasın. Kurumasın daha doğrusu. Kurumasın. Evet, tepsi kebabım hazır arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Tepsi kebabım hazır. Önceden ısıtılmış fırına gidiyor. Thank you.
yaptım, pişti, fırından çıkardım. Çok güzel olmuş, mis gibi, inanır mısınız? Size şöyle göstereyim. Güzel kızarmış. Bakın. Tam benim istediğim gibi böyle her yeri kızarmış. Lezzeti de çok güzel olmuş. Salatam da hazır, pilavım da pişti. Abimi bekliyorum. Abim de gelmek üzere zannedersem. O gelir gelmez hemen masamızı hazırlayacağım, yemeğimizi yiyeceğiz. Bugün de böyle arkadaşlar, menümüz böyle, günümüz böyle geçti. Bugün de böyle geldi karşınıza. İnşallah çok daha güzel videolarla gelmeye devam edeceğim. Bu kanaldan ve diğer kanalımdan, hem Çavuş ailesinin günlüğünden hem de Çavuş ailesinden lütfen ayrılmayın. Daha güzel videolarla gelmeye devam edeceğim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın, yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.